Mide kanserini saptayabilmek için yapılacak incelemeler hastanın bize sunduğu belirtilerle çok ilişkili olmayabilir. Yani mide kanserini anlayabilmek için hastanın belirli belirsiz yakınmalarından yola çıkarak en uç tetkikleri istememiz gerekir. Bunların başında endoskopi dediğimiz mide bağırsak midenin ve 12 parmak bağırsağının gastroskopi, endoskopi ile incelenmesi çok çok önemli bir inceleme yöntemi ve çok kesin hemen hemen ülkemizde bu hastalık biraz yaygın. Mide yakınmaları ya da ülser, gastrit gibi yakınmaları olan herkese gastroskopi yapılması gerekir. Ne kadar çok yaygın yapılırsa hastalığın erken yakalama şansı o kadar artar. Gastroskopiyi bazı radyolojik incelemeler izleyebilir ama günümüzde artık bu radyolojik incelemeler yani bir takım kontrast maddeleri içilerek çekilen mide grafileri artık çok fazla yapılmıyor. Zaten endoskopinin çok doğruluk değerinin çok yüksek olması bunun yaygın yapılmasını gerektiriyor. Tanı sadece endoskopi ile konabilir. Ondan sonra yapılacak incelemeler kanserin durumunu yani yaygınlığını ne durumda olduğunu, başka organlara sıçrayıp sıçramadığını gösteren incelemelerdir. Bu hastalığı evrelemek dediğimiz aşama için yapılan tomografiler, kan sayımları, tümöre bağlı bir takım belirteçler dediğimiz, onun sağda solda yayılmış olup olmadığını gösteren kan tahlilleri gibi incelemelerdir. Bunun dışında yine hastalığın yaygınlığını belirtmek açısından akciğer içeren tomografiler, PET dediğimiz, PET CT ya da PET tomografi dediğimiz kanser hücrelerinin kullandığı bir maddeyi vererek vücudun başka yerlerinde olup olmadığını, oralara uzak organlara dağılıp dağılmadığını gösteren inceleme yöntemleri vardır.